CHP tabanının görüşü bu ziyarete karşı çıkılması yönünde gelişirdi. Genel kamuoyu eğilimi de o yöndeydi. Fakat tıpkı Apo'nun mektubu hadisesinde olduğu üzere Bahçeli taktiksel bir hamle yaptı. Hatırlarsanız o zaman da e, Tunceli Üniversitesi'nden akademisyen Ali Kemal Özcan'ın Apo'dan tedarik ettiği referans mektubunu gelip okuduğu günlerde Bahçeli'nin tepki göstermesi beklenirken o dönüp HDP'yi neden Öcalan'ın sözlerine uymuyorsunuz diye fırçalamıştı. Size çağrı yapıyor. Dinleseniz onu. Selahattin dinlemeyin, Apo'yu dinleyin şeklinde. HDP'ye öfkesini yaratmıştı. O da taktikseldi. O da İstanbul seçimleri kazanmaya yönelik bir taktik hamleydi. Bu kez de bir başka taktik hamle izledi. Şimdi halk, Sayın Bahçeli sıkı bir halk TV izleyicisi. Ee, Salı günkü grup toplantısında malum televizyon ve basın mensupları diyerek konuşma arasına esasen ismimizi anmadan Halk TV'yi sıkıştırdı. Grup toplantısı çıkışında da neden heyette bir MHP'li yoktu sorusu üzerine onu Halk TV'ye sorun diyerek yine araya bizi kattı. Bence Bahçeli Cuma gününden Salı gününe kadar muhalif mecraları bir izledi kanaatinin belirlenmesinde bu da etkili oldu. Normalde benim e, MHP'de Bahçeli'den sonra gelen en yetkili isimle yaptığım görüşmede kendisine şu soruyu sormuştum. Giden bu heyetin HDP'ye gideceğinden sizin haberiniz var mıydı? Biz de gideceklerini basından öğrendik dediler. Evet, bize sormaları gerekmiyor. Ama biz basından öğrendik. Siz gider miydiniz? Biz gitmezdik. Bu bir rahatsızlık işareti. Biz gitmezdik. Biz... Bizi zaten, gitmeyeceğimizi bilirlerdi. Ama bize de sormaları gerekmiyor. Dediler. Ben o gün sordum. Ee, peki bu sizin açınızda politik bir problem oluşturuyor mu? Benim görüştüğüm MHP'nin en üst düzeyde yetkilisi, o esnada herhalde nasıl bir tarzı siyaset izleneceği noktasında görüş sahibi olmadığı için belki <laughs> Salı gününü bekleyin dedi. Herhalde Bahçeli'nin görüşü yönünde karar birliğine varılmış olsaydı, yani Bahçeli'nin salı günü ifade ettiği doğru, doğal ve doğrudur şeklindeki görüş, bütün MHP'de hakim olmuş olsaydı zannederim ki bana o gün bu söylenmiş olurdu. O gün itibariyle MHP'nin görüşü bu, bence bu değildi. Zaten MHP'den beklenen de bu değildir. MHP normalde bu ziyarete doğru ve doğal demez. Ne oldu? Cuma'dan salıya kadar, tabi başta Halk TV olmak üzere muhalif mecralarda bakalım Bahçeli ne diyecek dedik. Ben de dedim doğrusu. E, herhalde Mehmet abi, de, Hakan abi e, de demişizdir. Dedik. Çünkü kamuoyu siz de TV5'te demişsinizdir. Dolayısıyla e, Bahçeli taktik bir hamle yaptı. Bütün bunları izledikten, gözledikten sonra. Tabii sen salıyı bekleyin ifadesini ortaya koyunca herkes salıyı beklemeye Herkes salıyı bekledi. <laughs> e, ben de doğrusu eleştirir diye düşündüm yani ben ipleri kopar demedim ama ben dedim ki bu cümleden o sonucu çıkarıyorum. Ne ben fal, fal bakamam ya cümleye bakarım yani. Neyse. Sayın Bahçeli de biz onu gözleken o bizi gözledi. Ondan sonra <laughs> ve bence bütün bu dumanlı havadan o bir sonuç çıkardı. Mahirul Alayından sonra bir kez daha eleştiri oklarını AK Parti'ye yönelttiğinde bunun Cumhur İttifakı nezdinden bir krize, Cumhur İttifakı açısından bir krize dönüşeceğini, deyim yerindeyse ise e, sürüden, kurta sürüden bir daha bir, bir şey daha kaptıracağını, muhalefetin eline koz vereceğini düşündü. Tam olarak bu nedenle Cumhur İttifakı'nda bir çatlak manzarası oluşturmamak, muhalefete koz vermemek adına bunu bir biçimde onaylamış oldu. Ama aklıma şey geliyor İsmail işte Mehmet Eskan söyledi ki 2019'da bundan daha fazlasına meşruiyet tanımış, olumlamış bir Bahçeli'den neden illa şimdi bir kriz ya da bir ittifak arasında Çünkü, sorun beklediniz? Nasıl yani? Yani neden şöyle. Cevap? Çünkü gelişmelerin tümü Hı. 2019'daki mektup hali istisnai bir olay. Ama zaten onun öyle bir ağır faturası ödendi ki hem seçim kaybedildi hem de o günden bugüne İmralı mektubu Türk siyasi hayatına nakşolundu Nakşol. ya. Hem İmralı mektubu hem Abdullah Öcalan'ın kardeşinin TRT'ye çıkarılması. Ya AK Parti bir daha bunu yapar mı? Zannetmiyorum ki yapsın. E HDP'yi kapatma isteğim daha sonra. Şu daha sonra. Ama ha. bu olaylar var ya. Yani İmralı mektubu dediğimde başka bir şakla gelmez. Artık tarihte bir vaka o. Evet. Öcalan'ın TRT'ye çıkarılması. Onu bir daha hiç unutmazsın. Şimdi bu ilkesizlik ve tutarsızlığın e, siyasi tarihteki iki kıyı e, önemli örneği. Dolayısıyla o hataya iki yıldır bir daha düşünmedi. Yani o tarzı bir evet. hamle yapılmadı. Üç yıldır. Bu arada ne oldu? HDP kapatma davası var. Devlet Bahçeli istedi bunu. İstedi. Bu partiyi kapatın dedi. Kardeşim, siz değil miydiniz? Bunlara PKK'nın meclisteki temsilcisi diyen değil miydiniz? <laughs> Alayı terörist diyordu ya. Bunların öyle ya kravatlı terörist diyen siz değil miydiniz? Ee, bunların 65 belediyesinden 59'undan bu nedenle kayyum atayan siz değil misiniz? 7 milletvekilinin dokunulmazlığını kaldırıp içeri atan siz değil misiniz? Bunların eş başkanlarını içeride tutan Selahattin Demirtaş tahliye olmasın diye dava üstüne dava icat eden siz değil misiniz? Hepsini siz yapmadınız mı? Ee, ve Cumhurbaşkanı daha geçen Nisan ayında milletim kendi vergileriyle bu hainlere para aktarılmasını artık tahammül edemiyor demedi mi? Dedi. Şimdi siz kapatma davası açtırdığınız, belediyelerine kayyum atadığınız, milletvekillerinin içeri attığınız, terörist dediğiniz, hain dediğiniz en hafif cümleniz teröristle. Onlar hakkındaki en hafif cümlenizin teröristle başladığı bir parti hakkında partiyi, partinin ziyaret edilmesini doğal ve doğru karşılar mısınız? Ya bu doğal değildir, ya onlar doğal değildir. Yani ben bir kişiye terörist, PKK'nın temsilcisi, maaşlı kraladı terörist diyorum. Sonra onunla anayasa yapıyorum. Ve 3 ay sonra belki kapatılacak partiyle anayasa yapıyorum. Şimdi bunlar hepsi e, yani bunların bunlar hiçbiri doğal doğal değil. İlkesizlik, tutarsızlık bir adım sonra omurgasızlık alametidir yani. Tüm bunların hepsi. MHP bu hususta bence içten içe, içten yanmalı olacak gibi, içten içe İtiraz e, itiraz ettiği halde ya, e, itiraz etmesi gerekirken e, taktik olarak ona e, onayladı. Ama İmralı mektubundaki İmralı mektubu hamlesi nasıl iktidarına yana dolandıysa bu da Cumhur İttifakı'na yana dolanacak. Bu fotoğraf var ya bu fotoğraf her yere yapıştırılacak artık. Yani nasıl o mektup olayı hatırlanıyorsa bu da olacak. Yarın öbür gün CHP altılı masa, yarın öbür gün CHP'nin ya da altılı masanın çıkaracağı Cumhurbaşkanı adayı HDP'lilerle görüştüğünde siz misiniz itiraz edecek olan? Siz misiniz teröristlerle görüştü diyen? Siz misiniz efendim bunlar masanın altında buluşuyorlar, ağza ağza veriyorlar diyen? Şak diye fotoğrafı koyacaklar. Ne diyeceksiniz? Siz kardeşim bizim görüştüğümüz insanla siz anayasa yapmaya çalışmadınız mı? Şimdi AK Partililer diyor ki, MHP'liler de AK Partililer de diyor ki, Efendim zaten başı sonu belli bir mevzu için görüşüyorlar. Anayasa <laughs> değişikliği. Kardeşim CHP'liler daha adam mı gönderiyordu buluşup buluşup? Onu mu yapıyorlardı yani? Benim yakın MHP iç içerisinden öğrendiğim, hmm. gördüğüm, duyduğum, yani MHP'ye yakın kaynaklardan gördüğüm kadarıyla bazı il ve ilçe başkanlarında yani bu duruma dair itirazlar var. Hmm. E, rahatsızlıklar var ama şimdilik bu rahatsızlıkların açığa çıkması zor istifa beraberinde de, getiriliyor yani, deniliyor. Kars'ta da. bir istifa hmm. oldu sanırım oldu. bir yerde. Hmm. Ama yani <laughs> MHP şimdi e, AK Parti ile her ne kadar onlar uyum diye nitelense de nitelense de e, karşılıklı bir bağımlılık ilişkisi içerisinde. Yani AK Parti bütün iktidarını MHP'nin desteğine borçlu. Bu böyle. E, MHP her ne kadar bakanlık düzeyinde temsil edilmese de e, ikti, iktidarın bir ortağı. Tabii. Ve bunun olumlu olumsuz sonuçlarını da daha çok olumlu sonuçlarını MHP da görüyor. MHP Kongresi'nde görüyorum. yerel mahkemenin verdiği bir karar. Tabii, sonuçta, bir sonuçta bir şöyle bir ilişki de var ortada. 2006 yılında 15 Temmuz oldu. MHP tam 15 Temmuz MHP'nin tam kongre sürecine denk geldi. Devlet bu süreçte müdahil oldu. Yani e, MHP'nin de... devlet Bahçeli'de kalması yönünde devletin bir tasarrufu oldu. E, kongre olağan sürecinde tamamlansaydı muhalifler daha güçlü görünüyordu. 15 Temmuz'dan sonra e, mahkeme, gemerek hakimliğine itiraz yapılması, abi. sonra o itirazın lehte sonuçlanması e, biraz de, iktidarın o sürece yargısal müdahalesiyle de mümkün oldu. E, diğer taraftan Sayın Bahçeli de karşı çıktığı Cumhurbaşkanlığı bu sürecin sonunda Sayın Erdoğan'a verdi. Dolayısıyla böyle bir ilişki oradan başladı. Bugün bir ittifak biçimine dönüştü. Bir bağımlılık ilişkisi de var. Bu nedenle ben Devlet Bahçeli'nin e, ve MHP'nin iktidar, Cumhur İttifakı'nı gözetmek adına bu hamleyi yaptığını düşünüyorum. Hı hı. E, fakat bu önümüzdeki süreçte HDP ile ilgili altılı masanın yapacağı bütün tasarruflarında onların kuracağı cümleleri şimdiden e, şey olacak, tekzip eden bir fotoğraf olacak. Altılı masanın altında HDP mi var diyecekler, fotoğraf çıkacak. E, siz bunlarla görüştünüz, neler çevirdiniz diyecekler, fotoğraf çıkacak kendilerini fevkalade bağlayan bir hamle yaptılar. Şimdi bunun karşısında tabi e, altılı masanın bence daha cesur olması lazım. Hı. Yani altılı masa bugüne kadar vay altının altında yedili var, efendim HDP var, o var, Hı. bu var diyerek Kürt meselesinde daha e, yani aslında hamle yapabilecekken yapmıyordu, çekiniyordu. Bana terörist diyecekler, bana işte HDP, PKK diyecekler, o diyecekler, bu diyecekler diye. Bu alanı ee, açtı yani e, aslında. Bence öyle. Evet. Ben, ya MHP'nin ya şimdi AK Parti'nin yelteldiğine CHP e, girişemiyor. Görüşme. E, yani CHP Genel Merkezi'nde bir görüşme yaptılar. HDP'liler daha sonra tek başına açıklama yaptılar. Yani AK Parti Gülay Oynay'a fotoğraf verdi ya. İktidar Ak, muhalefeti cesaretten AK Parti'nin verdiği fotoğrafı CHP veremiyor. MHP'nin gösterdiği desteği İYİ Parti gösteremiyor. Ya MHP bu ziyarete doğru ve doğal dedi. Şimdi Meral Hanım haklı olarak tabii hmm. bu hiçbir HDP ile hiçbir temaslar olmadıkları halde sırf CHP üzerinden kendileriyle temas kurulduğu için 3 yıldır dayak yiyorlar ben anlıyorum. Sebepsiz, günahsız yere e, CHP yüzünden HDP dayağı yiyorlar. Ve çok teröristlikle itham edildiler, pek kalıkla suçlandılar. Her gittikleri gezide e, e, işte bir soru kurulmuş soru. bir AK Partili gelip tacizde bulundu, rize linç edildiler filan. Dolayısıyla şimdi böyle bir fotoğraf olunca onlar da her ne kadar MHP'nin ve Devlet Bahçeli'nin ismini anmasalar da gördünüz mü olan biteni diyerek HDP'yi AK Parti, AK Parti HDP'ye çaldılar. Fakat tamam ben anlıyorum bunu böyle yapmanız sizin 3 yıllık eee e, ırpalanmışlığınızın sonucu ama yahu İYİ Partililer. E, bu bir fırsat aynı zamanda. Yani İYİ Partililer diyebilirler ki ya biz %15 bize idare eder. Ben bunu anlarım ama Türkiye'de Kürt mahallesinden geçmeden